Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz uyandık. Yeni uyandığımız için yüzüm gözüm şiş, kusura bakmayın. Ali anneanneye gitti, kahvaltısını yaptı. Ben de kendime kahve yaptım. Kahve içiyorum. Bugün temizlik yapacağım. Kaç gündür Murat evdeydi. Hiç süpürge açamadım. Çok fazla kamera karşısına geçemiyorum evin içindeyken. Çünkü böyle başörtüsü evde takmıyorum arkadaşlar. Saçlarımda da zaten bir sıkıntı, sorun var. Dökülme var saçlarımda. O yüzden evde olabildiğince açık tutuyorum. Yani sürekli yorumlarda yazıyor arkadaşlar. Neden kendini göstermiyorsun diye söylüyorsunuz ya videolarda. Ona cevaben bunu söylemek istedim daha girişte. Çünkü birkaç gündür eski videolarıma da sürekli, yeni videolarıma da bu soru çok soruluyor. O yüzden söylemek istedim sizlere. Neyse, ben daha fazla lafı uzatmayayım. Kahvemi soğutmadan kahvemi içeyim. Sonra tekrardan görüşürüz. Kahvemi içtikten sonra direkt bu odaya girdim. Komple tüllerini söktüm. Halısını kaldırdım. Tülleri birazdan makineye atacağım. Bütün koltuğun altlarını falan her tarafını güzelce ıslak temizlik yaptım, sildim. Bu TV dolabını falan da çektim böyle bu tarafa doğru. Ve ortaya şu girişteki halıyı koydum. Neden koydum onu da? Ali bazen tek kaçorak giyiyor ya. Masayla birlikte onun üzerinde oturup bir şeyler boyaması ya da bir şeyler yemesi için. Yoksa onu da tutmazdım. Ama bu şey halılardan, böyle tüysüz, yüzeyi dokusu tamamen tüysüz kadife halılardan. Hemen pratik oluyor. Zaten temizliği, burasının bile örtüsünü kaldırdım. Bakın. Buraları komple ıslak temizlik yaptım. Ve bu odayı bitirdim. Koltukların üzerini de süpürdüm. Bakalım, bir süre halısız ve perdesiz devam edeceğiz. Nasıl olacak? Camlar da çok batıktı, onları da sildim. Yaza doğru da bir bahar gelsin. Bu stor perdeyi çıkartacağım, yukarıda yıkacağım. O da bayağı bir kirlendi çünkü. Güzelce tertemiz oda temizlenir. İyi olur. Yerleri de falan sildim, her şeyi. Çıktım bu odadan. Odanın temizliği bitti. Yerleri de neyle sildim? Bingo'nun şeyi var ya, klorsuz çamaşır suyu. Hani yeni çıkan çamaşır sularından. Ondan birazcık döktüm kovanın içerisine. Bir kova onunla sildim. Sonra bir daha boşalttım onu. İkinciye tekrardan bir daha sildim orayı. Şimdi Ali'nin odasına geçeceğim. Tülleri söktüğümü söylemiştim. İkisini de dolduruyorum makineye. Bu sefer farklı bir şeyle yıkayacağım. Şöyle açalım deterjan gözünü. Birazcık deterjan koyuyorum şimdi buraya. Buraya da yine aynı şekilde. Artık takmayacağım tülleri. Yıkayıp poşetleyip kaldıracağım. Şunla yıkayacağım. Sodamatik çamaşır sodası. Detox'mış markası. Beyaz çamaşırlarda, tüllerde etkiliymiş. Beyazlamasında etkiliymiş. Bununla yıkayacağım. 2 ay önce yıkamıştım bulaşık makinesi parlatıcısıyla. Çok memnun kaldım. Ama şimdi bununla yıkayacağım, kaldıracağım. Bir daha da asmayacağım. Stor perde kullanacağız alerjiden dolayı. Bakalım artık ne zamana kısmet olur bir daha takmak. Takar mıyım, takmaz mıyım bilemiyorum. Şimdi biraz da çamaşır sodası koyuyorum. İki tarafına da ekledim. Bu kadar yeterli. İki ay oldu yıkayalı ama öyle bir toz çıktı ki anlatamam size. O tozun haddi hesabı yok yani. Şu an bile geliyor yani burnuma. Ki neden bizi alerji yapmasın ki bunca toz? Haklı yani. Kendi kendimize sağlığımızla oynuyoruz işte. Fişini takalım. 1,5 saate yıkayacak. Ah.
Hadi bakalım bunlar yıkansın. İlk defa bu sodamatikle, çamaşır sodasıyla yıkadım. Bakalım ne kadar etkili olacak. Evet arkadaşlar, temizliğim bitti. Şimdi hasta çorbası yapacağım. Böyle şehriyeli, limonlu. Sabah kahvaltı yapmadı doğru düzgün. Bisküvi ve süt yedi sadece. Başka hiçbir şey yemek istemedi. O yüzden dedim ben de şöyle bir tavuk parçası vardı buzdolabında. Buzlukta bu tavuk parçasını haşladım. Çorba yapacağım. Ali hem tavuk çorbasını çok seviyor. Hem de iyi gelir diye düşünüyorum. Burnu akmaya başladı. Ondan sonra ateşi vardı. Şurup içirdim. Öksürüyor böyle. Hırıltılı öksürük var. Anneanneye indi şimdi. Oyuncaklarını aldı. Ben de o yokken hemen işlerimi hallettim. Çorbaya başladım. Hep beyaz çorba yapıyordum. Murat beyaz çorba sevmiyor. O yüzden salçalı yapacağım. Bu sefer de böyle olsun. Biz her türlü seviyoruz da. Evet, tavuklarımı didikledim. Şimdi çorbayı yapmaya başlayalım. Ocağın altını açıyorum. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı kadar şehriyeyi koydum. Şimdi üzerine salçayı da ekleyeyim. Şimdi üzerine tavuk suyunu süzeceğim. Hepsini süzdüm. Şimdi kaynasın, şehriyeler şişsin, sonra devam edeceğiz. Evet, şehriyelerim şişmeye, çorbam kaynamaya başladı arkadaşlar. Ben tavuk suyunun içerisine 1 su bardağı su koyduğum için hiç başka ekstradan su eklemedim. Yani tencerenin içerisinde vardı zaten. 2 su bardağı tavuk suyu, 1 su bardağı da su vardı döktüğüm suyun içerisine. Tereyağını baştan katmam lazımdı ama katmadım. Şöyle bir parça tereyağı atıyorum içine. Şöyle 3 diş sarımsak atıyorum. Şimdi tavuklarını eklemeye başlıyorum. Çünkü artık kaynamaya başladı. Terbiye yaparım normalde. Un, yumurta ve yoğurtla ama bunu terbiyesiz yapacağım bu şekilde. Şimdi bir yarım limon sıkacağım. Limon suyu da ekleyeceğim içine. Birazcık ama kaynasın tavuklarla birlikte. Ondan sonra. Şimdi yarım limon suyunu döküyorum. Ali geldi bu arada. İçeride çizgi film izliyor. Tuzunu ekliyorum. Biraz da nane ekleyeceğim. Şöyle bir tutam da nane. Çok az koydum. Evet, çorbamız hazır. Altını kapatalım. Bir tane de kaşık alalım. Böyle bu şekilde oldu. Çok koyu kıvamlı olmadı. Çok koyu kıvamlı olmasını istiyorsanız, yani böyle kıvamlı, diğer çorbalar gibi olmasını istiyorsanız, dediğim gibi 2 kaşık yoğurt, 1 kaşık un, 1 tane de yumurta sarısını çırpıp ekleyin. Hem terbiyeli olur hem de kıvamlı olur böyle suyu. Ben böyle yapmak istedim. Şifa olsun inşallah. Hasta çorbası gibi böyle içsin istedim. O yüzden terbiye yapmadım işte. Hadi Ali, afiyet olsun. Soğutayım. Götüreyim. Çizgi film izlerken yesin. Ali çorbasını içti. Balkona çıktı. Azıcık temiz hava alıyor. Anne. Efendim? Tankımı bahsene. Hangisini? Orada. Ah. Evet, tamam. Hava da güneşli. İşlerim olmasa onu dışarıya çıkartırdım aslında. Parka falan giderdik ama
İşim de var. Hem hasta işte yine bir şey yapıyorum, düşünüyorum. Çekyatın altındaki bütün oyuncaklarını çıkarttık. Hepsini ayıklayacağız tekrardan. Dizdim bu koltuğun üzerine. Anne hırsız kaldı. Lodos mu? Evet. Bu odanın camını silmiştim, o yüzden silmeyeceğim. Sadece süpüreceğim işte yerleri falan. Toz alacağım, masanın tozunu falan. Yatakların üzerine arkadaşlar ben böyle yorgan sermeyi, kapatmayı sevmiyorum. Sabah uyandıktan sonra açıyorum. Ondan sonra yorganları katlayıp böyle kenarıya diziyorum. Böyle açık havalanmasını seviyorum. Açtım balkonları, camları. Diğer odanın temizliği bitti. Orasının camını falan kapattım ama. Kombisini açtım, ısınsın. Şimdi Ali buradan çıkınca oraya girer direkt. Ben de burayı temizlerim. Süpürürüm güzelce. Tozunu alırım. Burası da biter. Anne kepşem yuvası ne? Neyse de? Kepşemi. Dur vereyim. Diğer kepşemi diğer. Karnayın aldığı kepşemi. Aynısı bu zaten. Karnayın aldığı. Ama o da aynısı. Ah. Hadi temiz hava al güzelce. Evet. Birazdan içeri alırım seni. Tamam mı? Ben de oturuyorum koltukta, ona bakıyorum öyle. Onu tek başına bırakamıyorum. 4 yaşına girecek Haziran'da. Ama yine de korkuyorum yani. Hayatta bırakamam böyle balkonda falan tek başına. İçeriye giriyor. Kilidi var bizim kapının. Balkona yani ekstra anahtar yerini değil. Üst tarafa bir özel kilit yapılmış. O kilidi kapatıyorum. O şekilde içim rahat oluyor. Çıkamıyor, açamıyor da o kilidi. Mandal gibi böyle. Şimdi Ali'ye pırasa yapıyorum. Çorba çok az kaldı gördüğünüz gibi. Aslında fazla yapmıştım ama büyük tencerede yaptığım için belki de öyle fazla gözüktü. Pırasa yapayım dedim. 3 sap pırasam vardı. Pirinçli. Sever inşallah. Çok azıcık da salça dökelim. Pırasam çok az. Şu kadar gördüğünüz gibi. Bu kadar az. Ama yeter ona. Ben yerim bir tabak, Ali yer bir tabak, biter. Suyunu ekliyorum. Birazcık pişsin, ondan sonra pirincini ekleyeceğim. Birazcık pişti pırasa ve havuçlarım. Şimdi pirincini ekliyorum. Pirinçler de pişsin. Tuzunu atayım şimdi.